Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yapmadım daha. Ramazan pidesi 10 lira olmuş peki. Bunun hakkında ne diyorsunuz? Pahalı mı sizce? Sen şimdi Ramazan pidesi 10 lira olmuş deyince benim yarama bastın. Yani aşırı pahalı. Değil mi? Tekli pide 5 kişilik bir aile düşünün. Yani 5 tane pide alsan 50 lira sadece. 50 lira. Bu sadece. Bunu 30 güne çarptığın zaman 1500 lira para yapar. Evet. Askeri ücretin 4200 lira olduğu bir ülkede sadece pideye 1500 verirse bu 5 kişilik bir aile nasıl geçinecek? Biz bir de millet olarak ekmek yemeyi de seviyoruz. Aynen maşallah. Öyle. Aynen öyle. Biz çorbanın yanında bir ekmek yiyen insanız. Evet. Bir çorbanın yanında. Allah yardımcımız olsun o zaman. Allah gerçekten yardımcımız olsun. Düzeleceğiz inşallah. İnşallah düzelecek. Bu da geçecek. Merhabalar. Merhaba. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Az çok yaptık ya. Nasıl fiyatlar abi? Fiyatlar zaten biz biraz fırsatçı milletiz ya. Şimdi Ramazan geliyor diye anında yükseltiyoruz yani şu anda. İki katına çıkartıyoruz. Bunun ne yönetimine, ne idariyine, ne belediyeyle, ne hükümetine hiç bir ilgisi yok. Kendi kendimize biz stokçuyuz. Bizim kendimiz şu anda bir şey, birisi komşu bir şey söylesin bize, hemen şeye koşuyoruz. O yok diye. Anında koşuyoruz, iki tane alıyoruz, üç tane alıyoruz. Evde stok yapıyoruz. Para yok diyorlar, 10 tane yağ alıyorlar. Para yok diyorlar, doğrudur. Millette az olan da hakikaten az ama 4,5 milyon tane araba varmış İstanbul'da. İşte o bir kesim var ya abi. O olan kesim var ya. Onu doyuramadığımız için zaten bu sıkıntı var. Yok, doyuramadım. O kesimi bir doyursak, yani gözlerini bir doyursak, o 10 tane yağ alanlar var ya. Yok, genel gözünü şey, onların gözünü bir doyursak yok, diyorum. Yok, bayağı fakirler alıyor. Korkma sen, zengin almıyor ya. Yok ben abi, yok. Şimdi bir örnek vereceğim mi? Bizim hatun kızacak. Zengin eve demiyorum. Gittim baktım 6 tane almış ya. Ben de kızdım ona. Stokçu sensin dedim. Merhabalar. Merhaba. Ramazan alışverişini yaptınız mı? Yapamadık daha. Maaş almadık ki yapalım. Maaşı bekliyoruz. Maaşı bekliyoruz. Tek kişilik pide 10 TL olmuş. Kaç kişilik bir ailesiniz? 3 kişilik aileyiz. Aylık 900 lira. Yani biz pide yiyemeyiz maalesef. Bir tane alırsınız. Somuna devam. Somunda 3,5, o da 10 lira olacak. Yok, bizim orada 3 lira. 3 lira mı? 3 lira. İyi, somona devam dediniz. Somona devam. Merhabalar. Merhaba. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yapmadık. Neden? Çünkü biz yurt dışından geliyoruz. Yurt dışında oruç tutmuyor musunuz? Yok yani, daha çünkü gidemedik, tatile geldik Türkiye'ye. Gittiğimiz zaman inşallah. İnşallah. Merhabalar. Merhaba. Ramazan alışverişinizi yaptınız mı? Yok, Ramazan alışverişi yapmadım. Yurt dışında yaşıyorum. Ondan dolayı yapamadım. Ama yapmak istesen de gerçekten yapılması çok zor. Yani insanlar nasıl bu Ramazan'ı geçirecekler? Nasıl iftarlarına, sofralarına ekmek koyacaklar? Ben şaşırıyorum. Yani yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak ben şaşırıyorum. Bu ülkede nasıl insanlar yaşayabiliyor? Nasıl sessiz kalabiliyor bu durumda? Alıştık abi. Alıştırdı. İnsanları yani, alıştırdılar. Yani bu kadar olmaz. Ben anlayamıyorum. Yani yaşanacak bir durum değil. Nefes alınacak bir durum değil bu ülke. Ya. Bu ülke bu hale soktular ya. İnsanları görüyorsunuz. Herkes geziyor. Turistler geziyor. Türkler de ya su satıyor, ya simit satıyor, ya ayakkabı boyuyor. Açlığa mahkum edilmiş bir toplum. Alışveriş yapan bir tane Türk yok. Toplum açlığa mahkum edilmiş. Açlığa mahkum edildiği halde açlığına razı hale getirilmiş bir toplum. Merhabalar abi. Merhaba kardeşler. Ramazan alışverişini yaptınız mı? Vallahi Ramazan alışverişini yapmadım, gitmedim de. Neden? Ya maddi imkanlarım sınırlı kardeş. Bir kişilik tekli pide 10 lira olmuş. Vallahi benden taraf hayırlı uğurlu olsun. Evlisiniz değil mi? Evliyim. Kaç çocuklarım çocuk da var? 4 tane. 4 çocuk birer pide 40 lira günlük. Evet. Allah yardımcımız olsun. Ramazan alışverişini yaptınız mı? Yok, daha yapmadım henüz. Neden peki? Şu anda zaman bulamadım Ramazan alışveriş için. Biraz da fiyatların tabii yüksek olması korkutuyor alışverişi. Tek kişilik Ramazan pidesi 10 TL olmuş. Kaç kişilik bir ailesiniz? Biz 2 kişilik bir aileyiz, eşim ve ben. Günlük 20 lira. Çok pahalı. Aylık 600 lira sadece. Çok pahalı. Yani bu temel bir ekmek, pide. Bunlar temel gıdalar. Bu kadar pahalı olması hakikaten ülkemizin kaldıracağı bir yük değil. Bu fiyatlar çok fahiş. Merhabalar. Merhabalar. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yapamadık. Neden? Maddi sıkıntılardan dolayı. Tek kişilik pide 10 lira olmuş. Oo. Aile kaç kişi? Biz öğrenci evindeyiz. 5 kişiyiz. Siz zaten pide yiyemiyorsunuz. Aynen. Allah haberimiz ya. Bile yok yani pide fiyatlarından, evet. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yok, cidden yapmadık. Çünkü bir fatura ödüyorsun. 10 gün sonra gene bir fatura geliyor. 10 gün sonra gene bir fatura geliyor. Evde 5 kişi çalışsan bile gerçekten imkansız. Bak, bir de gençlerin en büyük sorunu şu. Ben 8 yıldır nişanlıyım. Evlenemiyorum. Çünkü abi bir ev olması lazım evlenmen için. Evi nasıl alacağım ki ben burada 100 yıl çalışsam? Hiç yemesem anca ev alırım. Bak, hiç abartmıyorum. 100 yıl çalışsam, hiç maaşımdan yemesem. Burada en kötü şey, gidiyorsun. Mesela ben Sultan Gazi'de oturuyorum.
soruyorum. En kötü ev adam 2 artı 1 60 kare bir yerde adam diyor ki 600 bin lira istiyorum. Ben 4 bin liralık asgari ücretim, ben nesini köşeye atayım, nesini faturaya ödeyeyim, nesini kendime harcayayım yani. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Hayır. Neden? Para yok, durum yok, ekonomi yok. Geçen sene yapabilmiş miydiniz? Geçen sene gene bu şartlar altında kaldık da bundan 3 sene önce yapabiliyorduk. Şimdi bu zamlar mamlar, bir sigara oldu, en kötü sigara 25 milyon. Pide bile 10 lira olmuş teklifi de. Bir ekmek 3,5-4 milyon. Yani nereden alacağız? İş de yok, sigorta yok, maaş yok. Çalışmıyor musunuz? Yok, 4 ayda bir, yok 3 ayda bir 400 milyon valilik yardımı alıyorum. Dışarıda kalıyorum. Kaç gündür otelde kalıyoruz işte valilikin otelinde. Başka da bir imkanım yok yani. Merhabalar. Merhabalar. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yaptık. Nasıl fiyatlar peki? Fiyatlar pahalı şu anda, yüksek. Merhabalar. Merhaba. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Yok, yapmadım. Neden? Çünkü maddi durumlar kötü, o yüzden. Yapmadım. Yapamayacak mısın? Evet. Ramazan? Evliyim, iki çocuğum var, yetiştiremiyorum. Erken evlenmişsin biraz. Evet, 26 yaşındayım. Merhabalar. Merhaba. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Daha yapmadım. Neden peki? Ben çünkü yazda gidip orada tutacağım, onun için daha yapmadım. Merhabalar. Merhaba. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Ramazan alışverişi yapmadım, açık söyleyeyim. Çünkü bu ekonomi fiyatlardan dolayı yani bütçemiz etmiyor. Bir kişilik pide 10 lira olmuş. İlgin var mı? Yani aslında bu bir kişilik pide 10 lira olduysa bu bizim ayıbımızdır. Ben öyle söyleyeyim yani, ekonomi yani zenginleri tabii koymaz. Ama gel görelim ki hep çekenler hep fakirler oluyor. Şimdi bir baba ya da bir evladına bir yiyecek bir şey alamadığı zaman bu sahasen bir babaya çok koyar. Hani ölse daha iyidir yani. Her şeyi göze alacak ya, mı tabii, insanlar? Tabii her şeyi göze alır. Ama yani bence bu ekonomiden dolayı hani biraz bir şeyler yapsalar çok iyi olur. Yoksa yani halimiz hiç iyi değil yani. Gerçekten. Güzel edeceğiz inşallah. Yani umut ediyoruz ki diyelim ki, ama hiç sanmıyorum. Çünkü yani gidişat hiç iyi değil. Ramazan alışverişini yaptınız mı? Ramazan alışverişi yapamıyorum koca. Paramız yok, pulumuz yok. Zemde bir durduz ekmek de yiyemiyoruz. Çay da içemiyoruz. Çok zem var. Bir çay da 10 lira aldı. Nasıl için bir çay? 10 tane çocuğum var. Önce Allah devletim ve milletim ne, başımı ne eksik etmesin. Önce Allah devletimine zarar vermesin. Ondan sonra bize sahip çıkacaksınız.